Herkese selamlar dostlar. 9 ve 10 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 9 Temmuz'dan 4 mücadelem, 10 Temmuz'dan ise 5 tane karşılaşmam var. Ve ağırlıklı olarak ideal tercihlerden ilerledim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışmasıyla başlayalım. Bu skor yarışması Bodo Glimt ile Sarpsborg mücadelesi. 9 Temmuz'da oynanacak maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza davet edeceğiz. Instagram üzerinden ulaşabilir. Bu arada demişken de katıl Telegram grupları yenilendi arkadaşlar. Onun da linkleri topluluk kısmında paylaştı. Ekranda gördüğünüz gibi sırayla üyelik seviyelerine göre paylaşıldı. Zaten yarın atacağım videoda ise katıl Telegram butonunun daha detaylı bir videosu gelecektir. Yeni sezonda neler olacak içeriklerde bazı güncelleme getirdim. O şekilde ilerleyeceğiz. Onun dışında bir de katı Telegram grubunda nasıl gidiyoruz ondan bahsedeyim. Ekrana görseli gelsin. Canlı tercihlerle bu sıralar zaten gördüğünüz üzere sizler de takip ediyorsunuzdur. Mutlaka çok fazla bilindik karşılaşmalar yok. Basketten, Çin'den, Japonya'dan bu tarzlardan ilerliyoruz. Canlı olarak ilerliyoruz. Oranlarımız zaten ideal. Yeri geliyor yüksek oran denemesi de yapıyoruz aynı şekilde. Bu şekilde ilerlemeler yapıyoruz. Kupon odasında da özellikle bugün Norveç, İsveç gibi maçlarda da ilerlemeye devam edeceğiz. Diyerekten de başlayalım. İlk mücadele Malmö karşılaşması. Sizlerden ricam arkadaşlar videoyu atacağınız bu dönemde like'lardır. Like'larınızı esirgemeyin. Zaten ücretsiz hemen bir saniyede destek olmak amaçlı bizlere. Videoya like atıklarsanız sevinirim. Emeğe saygı açısından da teşekkürler diyorum ve başlıyorum. Malmö Varbek mücadelesi. Şimdi Malmö 2 gün 3 gün önce bir maç oynadı. Avrupa Şampiyonlar Ligi elemesi Vikingur'la oynadı. 3-2 kendi evinde galip geldi. O maçta da yönelmiştik zaten. Şimdi 3 gün sonra da bir mücadelesi var. Yine aynı şekilde Vikingur'la Reykjavik'e uçacaklar arkadaşlar İzlanda'ya. Ben şimdi uçak aralığına baktım. Malmö ile Reykjavik arasında ne kadar bir süre uçak havası var. Yaklaşık sanırım aktarmalı uçuşlar var. Genellikle bunlar muhtemelen kendi uçağı vardır. Onunla gidecektir de. 1,5 saat, 2 saatlik bir hava yolculuğu var. Çok da uzun değil açıkçası. Öyle bir yolculuğu var. Deplasman yolculuğu. Zaten İzlanda takımından da çok kaliteli bir ekip. Orada da eğleneceğini düşünmüyorum ben açıkçası. O maçı da zaten anlatırız mutlaka. Ama takım 3 gün önce maç oynadı. O maçta yani 4-5-0 farkla galip gelemedi. 3-2 galip geldi ve 10 kişiyken gol yedi bir tane de öyle oldu. Ondan ziyade dediğim gibi bu maçı önemser mi önemsemez mi ona bakacağız biz. Varbek takımı da deplasmanda iyi bir takım değil. Öncelikle onu belirteyim. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda çok fazla üretken olamıyor ki zaten ligde de çok fazla iyi bir sıralaması olmadığını da söylemek mümkün. 1-13'ten Malmö galibiyeti açmışlar burada taraf tercihi olarak. Ben şöyle düşündüm. Varbek'in hocası da eski Malmö oyuncusu Persson. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Böyle bir bilgi de var. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Malmö bu maçı alır ve düşük skorlarla mı biter? Yoksa Varbek'in atacağı bir golü mü değerlendirmek daha mantıklı? Ben 3,5 altına 1 olarak yaptığım zaman da 1,54 küsur oranı var. 1,49'a kadar düşürmüşler oranı. Ben bu şekilde düşünmüştüm zaten. Ben 3,5 altında 1 yöneleceğim burada. Deplasman atacağı bir golde 1,64 gibi oran vermişler. Ama dediğim gibi Malmö oyunu tutar. Bence çok fazla bir yorgunluk çekmeyecekler veya çok fazla bir hava yolu trafiği de olmayacak Malmö'de. Yani yolculuğu çok fazla uzun olmayacak 3 gün sonra oynasa da. Bu maçta da ben zaten genel puan durumunda da geride kaldı biraz Malmö takımı. Burada bence kapatır 3,5 altında 1 yapıyorum. 1,49 gibi orandan ideal bir tercihim var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. İkinci karşılaşmam Bodo Glimt ile Sarpsborg mücadelesi. Bu karşılaşmayı da şöyle değerlendirme altına aldım ben. Bodo son maçında Osbek'a 3-2 gibi bir skorla mağlup oldu. 90 artı 7 penaltı golüyle mağlup oldu. Maçı 2-2'ye de getirmişti Osbek'a 10 kişi de kalmıştı. Fakat kazandığı penaltıyla galip gelmesini bildi. Bodo yavaştan kendi ritmini tutmaya başlıyor fakat çok fazla kalesinde pozisyonlar da vermeye başlıyor ki özellikle Sarpsborg gibi takım. Sarpsborg'un şu 4 maçını izleyin. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim istatistik anlamda. Oynadığı son 4 maçta 16 gol atan bir Sarpsborg takımı var. Yani ortalama 4 golle oynayan bir takım var Sarpsborg takımı burada deplasmanda. Veya toplam 2 içeride 2 dışarıda oynadı gerçi. Sarpsborg'da kolay pozisyona girebilen ve o girdiği pozisyonları da bitirebilen bir takım. O yüzden Sarpsborg'un da golünden ben çekinmeyeceğim arkadaşlar. Bu maçta ben KG var oynayacağım. Bodo'da bir Avrupa mücadelesi oynadı. Klasvik'e karşı 3-0 gibi skorla galip geldi. Ondan sonra oynadığı tekrardan bir karşılaşma var. Tekrardan gidecek. KG var da 1,33 gibi oran açmışlar zaten. Alınabilecek bence ideal tercihlerden biri. Olası bir beraberlikle çıkma şansı var. Yüksek oranlarda bir maç sonu 0 denemesi yapabilirsiniz. 4,25 orandan bakın. 4,25 orandan. Bol şanslar.
Vasan'la Meriham mücadelesi. Şimdi arkadaşlar, Vasan deplasmanda inanılmaz bir takım. Ya ev sahibiyle deplasman arasında nasıl bu kadar fark olur? İnanılmaz. En son maçını oynamıştık biz de 6-0'lık mağlup gelmişti deplasmanda. Şimdi 7 maçta 24 gol atmış. 5 maçta 3 gol atmış. Yani şöyle söyleyeyim. Deplasmanla kendi evindeki oynadığı sağ faktörüne baktığım zaman da inanılmaz bir faktör var. Vasan da deplasmanın en iyi takımı. Yani 7 maçta 24 gol atmış. İnanılmaz ciddi anlamda. Kendi evinde o kadar iyi oynamayan bir takım. Şimdi ben onlar bahane değil diye düşünüyorum. Son maçında 6-0'lık bir galip geldi bu takım. Kendi evinde, taraftar önünde ben şeytanın bacağını kırabileceğini düşünüyorum. Özellikle kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman da zirveye oynayan takımlarla, yani ligin kalbur üstü takımlarıyla oynadığını gördüm ben zaten. Ondan dolayı kendi evinde mağlup. Bu sefer deplasmanda çok iyi olmayan bir takım ve deplasmanın en kötü performansını sergileyen takımlardan bir tanesiyle karşılaşacak. Bence burada doğrudan bir Vasan galibiyeti denenebilir. 1.56 gibi orandan da değerlendirmeye altına alabilirsiniz. Benim tercihim burada maç sonu 1. 9 Temmuz'un son mücadelesi Strongholds ile Otsbek mücadelesi. Gollü maçlara imza atan iki takım. Strongholds de atıyor, yiyor. Aynı şekilde Otsbek da son maçını zaten Bodo 3-2 gibi skorla yendi. Bahsettim bundan sizlere. Her iki takım da pozisyona girmesi elbette yüksek seviyede. Otsbek da Strongholds de pozisyonlara girecektir. Maçın en ideal tercihi burada zaten. Bence KG var tercih olacaktır. 1.36 gibi de bir oran açmışlar zaten. Çok fazla bir oran açmamışlar. Onun dışında 1.36'dan KG var ana tercihi olarak kuponlara koyabilirsiniz. Onun dışında ilk yarıdan da kopabilecek bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum ben. İlk yarıdan gelecek 2 golün oranı bile 2.05 gibi bir oranı var. Değerlendirecekler burada. Düşük misli sistem kuponlarına, yüksek oranlı kuponlarına ilk yarı 1.5 üstü de koyabilir arkadaşlar. Bol şanslar. 10 Temmuz'a geçiyorum. 10 Temmuz için gelen herkese teşekkürler diyelim. Videomuza hoş geldiniz. Başlayalım. 5 tane karşılaşmamız var. Yine aynı şekilde like'lar atarsanız sevinirim. Mialbi ile Hakan mücadelesi bu karşılaşma. Yine güzel bir karşılaşma. Şimdi özellikle bu maçlarda kendi evinde oynasaydı Hakan'ın atacağı 2 gole veya Hakan'ın doğrudan galibiyetine girecekti. Fakat Mialbi'nin de son haftalarda kendi evinde oynadığı maçlarda ve deplasmanda oynadığı maçlarda son iki maçını takip etme fırsatım oldu biraz. Daha derli bir toplu, daha derli bir futbol, daha toplu bir futbol sergilediğini görmek mümkün. Bu derli futbolun hakkını da son karşılaşmasında şöyle göstereyim. 1-0'lık Aixson'la galibiyetiyle zaten taçlandırdılar. Son haftadaki dediğim gibi futbolunu sergilerse ben burada Hakan'a karşı da gol bulmasını bekliyorum. Özellikle Hakan takımı çok güçlü bir takım. Fakat bir gol yediği zaman dağılabilen bir takım. Dağıldıktan sonra ise kendini toplayabilen takımlardan bir tanesi. O yüzden bu mücadelede benim burada tercihim Hakan galibiyetinden ziyade Mialbi'nin de burada gol atmasını düşündüğümden dolayı ve son haftalardaki o güzel futbolunu sürdürülebilirse Mialbi de gol atar Hakan'a karşı. KG var tercihi 1.55 gibi orandan ideal tercih olarak sizlere sunabilirim. Değerlendireceklere bol şanslar. Molde ile Tromsø mücadelesi. Molde son haftalarda bir sallantıda olsa da berabere kalsa da son mücadelesinde mesela Jerv'e karşı 1-1 gibi berabere kaldı ki maçın mutlak favorisiydi burada. Tromsø ile oynayacaklar burada. Molde ne kadar 1-1 berabere kalsa da o maçta çok fazla gol girişiminde bulundu. Kaleyi tutturamadılar, biraz daha taşa vurdular. Kaleyi tutsalar zaten bence 4-5 tane de 3 tane golü bence net vardı. Çünkü zaten ağırlıklı olarak 3. bölgede Molde'nin 3. bölgesinde geçen bir futbol vardı. Bu maçta da şimdi Tromsø'ye karşı kendi evinde oynayacaklar. Molde de ligde iyi sıralara gelmek isteyen ve ligin zaten kalbur üstü takımlarından bir tanesi. Puan farkı 3 şu an puan farkı. Bu maçta artık bir harekete geçmek isteyecektir. Burada bir Molde galibiyetine gitmesem de Molde'nin atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.38 gibi orandan ideal oranda değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler arkadaşlar. Geçtim 3. karşılaşmama. Rosenborg'la Jerv mücadelesi. Şimdi Rosenborg bu ligin zaten kendi evinde en çok taraftarıyla oynayan takımlarından bir tanesi. Geçen maçta mesela 20 bin taraftarı vardı kendi evinde oynadığı maçlarda. Bu tür kendi evindeki oynadığı maçlarla taraftarının itici gücünü arkasında hisseden takımlarının başında geliyor özellikle Norveç'te. Taraftarı ateşli bir taraftar. Kendi evinde zaten itiyor. Kendi evindeki oynadığı maçlara bakın genellikle 3-5 tane gol atan takımlardan bir tanesi. Jerv de son haftalarda toparlansa da ben burada Rosenborg'a karşı çok fazla bir iş yapabileceğini düşünmüyorum. Onlar da pozisyona giriyor.
Mesela %30'la topla oynuyor. %35, %36 ile topla oynuyor. Fakat rakip kaleye kolay kolay gitme şansları buluyor. Özellikle sağdan ve soldan atılan uzun toplarla birlikte rakip kalede etkili olmaya çalışan bir ciğer takımı var. Ben Roserbog tarafındayım burada. Kendi taraftarıyla itici gücüyle birlikte burada. Kadro kalitesi de zaten yüksek bir takım. Biraz gençleşme operasyonu yapsalar da burada. İlk geri bir tercihini burada sizlere 1.51 gibi oranlarını vereceğim. Rosenborg'un taraf oranı yok. 2.5 üstünde oranı yok mesela. 2.5 üstünde 1 desem 1.30 oranı var. Değmez. Ben burada Rosenborg'un ilk yarıdan galip gelmesini beklediğimden dolayı 1.51 gibi orandan ideal oran tercihiyle ilerlemeye çalıştım. Aklına yatanlar değerlendirebilir. Bol şanslar. Sandefjord'la Alesund mücadelesi. Alesund takımı zaten bu sezon lige yükseldi. Onlar da hatta bu maçın da favorisi olduğunu söylemek mümkün zaten deplasmanda. Onlar da biraz bence dengesiz sonuçlar alıyor. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlar Norveç için bence başında geliyor. Ki zaten bunlar bu performansla orta sıralarda götürür. Çünkü olası sürprizler de imza atıyor. Ve yenecek maçına da bir anda yenilebiliyor. Öyle bir takım olduğunu söyleyebilirim. Taraf tercih kesinlikle gidilmez. Bu tür maçlarda bence gol tercihine gidilmek lazım. Ben mücadeleyi de ben KG var gidecektim de vazgeçtim orada. 2.5 üst tercihine gittim. 1.48 gibi orandan. Hemen 2.5 üst tercihine gittim. Dediğim gibi 1.48 gibi bir oranı var. Çünkü mücadele dediğim gibi Alesund takımı dengesiz bir takım. Bu mücadele üst sıfıra da gelme şansı var. Dengesiz maçlar oynadığı için olası bir kırmızı kartla çıkarsa diğer takım üstünlüğünü koyarsa zaten üst sıfıra da gelme şansı var. O yüzden ben burada kim yener bilmiyorum ama gollü bir karşılaşma geçebileceğini düşündüğümden dolayı KG vardan ziyade 2.5 üst tercihini değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde 2.5 üst tercihini 1.48 gibi oranından değerlendirme yapabilir. Geçtim son mücadeleme. Valerenga ile Kristiansund mücadelesi. Valerenga da toparlanmak isteyen takımlardan bir tanesi. Kristiansund da ise bu sezon bence erken düşecek takımlardan bir tanesi. Çünkü oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Onu da kendi evinde bir berabere kaldı. Hamkam'la mı vesaire bir takımla. Hatta bakalım içimde kalmasın. Aynen. Berabere kaldı kendi evinde bir tane. Onun dışında hepsi mağlubiyet. Şimdi Valerenga'da çıkış yapmak isteyen takım bence Kristiansund'a göre kadro kalitesi daha yüksek bir takım. Ben burada Valerenga'nın galip gelmesini bekliyorum. Valerenga galip gelirken nasıl galip gelir? Çok fazla gollü bir galip gelmesini beklemiyorum. Gerek Kristiansund'un oyunundan dolayı, gerekse Valerenga'nın zaten çok fazla hücum opsiyonu olmamasından dolayı. Onlar bu maçta galip gelir fakat 2-0, 2-1 bandında bir karşılaşma beklediğimden dolayı 1 ve 1.5 üstten ziyade çünkü oran açmamışlar ona 4.5 altında bir bekliyorum. Ben 1.42 gibi orandan idealden aldım bunu. Çünkü şöyle söyleyeyim ben sizlere. Valerenga yense bile bu maçta bence 5 gol çizgisinin çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle bir değerlendirme yaptım. Değerlendirecek arkadaşlarla bu maçta Valerenga tarafında olduğumu da belirteyim. Toplamda 9 karşılaşmam var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Kasa Telegram grubunda kombin önerilerimiz gelecektir. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.